Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere mantarın en lezzetli hallerinden birini yapıyor. Hadi artık tarifimize başlayalım. 500 gram mantarımız var. Öncelikle mantarlarımızı doğramakla başlıyoruz. Mantarlarımızın hepsini sadece ikiye bölüyoruz. Bu tarifte 8 diş sarımsak kullanacağız ve hepsini eşimin de gösterdiği gibi küçük küçük doğruyoruz. 1 adet orta boy soğanımız var. Soğanımızı çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğruyoruz. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 50 gram tereyağı eklemesi yapıyoruz. Tereyağımız erirken 1 adet küp küp doğradığımız soğanlarımızı içine ekliyoruz. Soğanlarımızı sotelemeye başlıyoruz. Sadece 2-3 dakika sotelememiz yeterli. 8 diş doğramış olduğumuz sarımsağımızı da ekledikten sonra 1-2 dakika daha soteliyoruz. Artık mantarlarımızı ekleyebiliriz. 500 gram doğradığımız ve temizlediğimiz mantarlarımızı ekliyoruz. Mantarlarımızı soğan ve sarımsakla birlikte biraz soteliyoruz. Ve mantarlarımızın hepsini çevirmeye başlıyoruz. Mantarlarımızı çevirdikten sonra tavamızın kapağını kapatıp pişmesi için zaman tanıyacağız. Ve mantarlarımız çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi mantarlarımızı güzelce karıştırıyoruz. Mantarlarımızın bu kez ön tarafını pişireceğiz. Şimdi hepsinin ön tarafını çeviriyoruz. Mantarlarımızın hepsini çevirdik. Şimdi ön tarafını da kızarttıktan sonra tekrar karıştırıyoruz. Artık baharatlarımızı ekleyebiliriz. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz ekledikten sonra tüm lezzetlerin birbirine geçmesi için güzelce karıştırıyoruz. Şimdi içine 1 yemek kaşığı limon suyu sıkıyoruz ve karıştırıyoruz. Son olarak üzerine yarım demet maydanoz serptikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve son kez karıştırıyoruz. Üzerine taze soğan serptikten sonra artık servis etmek için hazır. Eşimin de ellerine sağlık. Sarımsaklı, ekşili, harika bir lezzet oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.